Cümleten selamun aleyküm. Değerli güzel takipçilerim, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün biz bayağı yoğunuz her yönden. Bir yandan ben temizlik yapıyorum. Kayınvalidem ekmeğe gitti, ekmek pişirmeye gitti. Çok az bir ekmek yapacakmış komşumuz Zilif ablakin. Onların oraya gitti o da. Çok ısrar etmiş Zilif abla, o da kıramamış onu. O da oraya gitti. Hasangil inşaatımızın dışını sıvıyorlar. Onları videolardan görebilirsiniz. Çektiler Serkan işte, Hasan video çektiler, onlardan görebilirsiniz. Böyle ben de su doldurdum. Dolaba koyacağım. Soğuk soğuk içecekler çünkü hava çok sıcak. Sürekli de su istiyorlar. Ben de onlara büyük bir damacana doldurdum. Tamamdır. Şu küçük şişemizi de dolduracağım. Zaten 5 litre suyu doldurduğumuz bu şey bitiyor. Artıcıdaki suyumuz. Şöyle yıkayacağım şişemizi. Şimdi bugün işçilerimize, çalışanlarımıza börek yapacağım. Şeyde Zilif ablanın orada yaptırıp geleceğim. Ben iç harcını hazırlayacağım, iç malzemelerinin. Orada da yaptıracağız inşallah. Şöyle. Biberi topladım geldim. Bu yetmez. Eminim yetmeyeceğini ama yine de böyle yapayım bir bakayım. Ondan sonra tekrar dedim devam edelim dedim. Şu tenceremizde de köpeklerimizin artığı var. Belki size görünüyordur. Onu da dökeceğim ama daha fırsatım olmadı. Ömer'i yeni uyuttum. Dışarıyı süpürdüm. Bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi böreklimi yapacağım. Sonra evleri temizleyeceğim. Ondan sonra böreklimizi yaptırıp geleceğiz. Sonra bir ayran yaparım. Bir çay. Öyle yiyeceklerle içeceklerle karından doyururlar. Sonra zaten bir çay koyuyor tekrardan. Şimdi ben bir de kahve yapacağım onlara. Hasan çay istedi ama çay içeli daha bir saat bile olmadı. Kahve için dedim. Öğle yemeğinde sonra da çay için dedim. O da tamam dedi. Şimdi kettle'ımıza bir suyumuzu koyalım. Şöyle. Bak sabah yoktu, yeni gelmiş. Hiç yoktu suyumuz bugün. Bulaşıkları yıkarken böyle kıt kanatlı su kullandım. Bunu da koyduk. Şimdi biberlerimizi şöyle bir leğenin içine alacağım. Yıkayacağım. Domates, biber, soğan, o malzemelerimiz olacak. Bir de maydanoz. Şunu şuraya koyalım. Şimdi bunun içini şöyle dolduralım. Gıdamak çıkar. Hep bahçemizin organik malzemeleri. Şunu mesela görüyorsunuz. Onu böyle yıkana dursun o içinde. Islansın. Ben de şuradan robotumu çıkarayım. Burada. Kullanan fazla olmadı bunu. Bundan birkaç gün önce de böyle kullandık. Şimdi biberlerimi şöyle iri iri doğrayıp atacağım. Bu da güzel güzel doğrayacağım inşallah bana. Hasan gibi saat 3'te düğüne gideceklermiş. Onlar da gitmeden yetiştireyim. Aç gitmesinler düğüne. Hepsi bir arada gitsin. Şunları acı diye düşünüyorduk arkadaşlar. Normalde bu Arnavut biberleri acı olur ama bizimkinin zerre acısı yok. Hiç. Acıyı da severler ama biber olmayınca maalesef yapacak bir şey yok. Bunları böyle atacağım zaten. Şunları şöyle. Kettle'ımızda da suyumuz kaynıyor. Onların da kahvesini yapıp vereyim. Ondan sonra inşallah işleme devam edelim. Şöyle. Valla biber baya baya az. Herhalde gidelim. Ben tekrar toplarım oradan biber. Orada da çekeceğim arkadaşlar. Ekmek yapanların belki hepsi çektirmez ama annem pişirirken onu çekerim. Diğerlerini çekme büyük ihtimalle. Hani izin almadan ya da sormadan çekmek istemiyor. Öyle izin almaya da ben çekiniyorum. Hani sormaya, çekebilir miyim izin demeye de ben çekiniyorum inanın ki. O yüzden sadece annemi çekerim, o taraftan gelirim diye düşünüyorum. O pişirici. Bir torba ekmek yapacağız dediler. Bilmiyorum artık. Ne kadar yapacaklar bilemem. O kadar ekmekçi bulmuş kendi, bana kalsa biraz daha yapsınlar bence.
torba un 50 kilogram. Normalde biz 3 torba unla yapardık. Yani 150 kilo. 50-150 aynı. Ama bu sefer 2 torba yaptık sadece. Yeter bize diye düşündük. Aynen tam da yetti. Fazlası olduğunda bayat bir seneye. Bir de niye bu kadar çok yapıyorsunuz, bunu yiyebiliyor musunuz diye soranlar da oluyor. Yiyebiliyor arkadaşlar. Gelenimiz oluyor, onlarla beraber yiyor. Ondan sonra çıtıl mevsimi geliyor. O zaman hele asla ekmek dayanmıyor. Günde kaç tane ekmek yenildiğini o arada hiç sayamam. Bayağı çok yeniliyor. Bir de gittiğimiz yere dedim denk gelir, götürüyor, güzel oluyor. O yüzden de hani yaparken de elimizi hiç korku alıştırmıyor. Böyle hep fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ekmek zaten bir sene durduktan sonra bayağı bir zaman sonra yani bayat diyor. Hemen öyle bayat eden bir şey değil ekmek. Öyle diyeyim sizlere. Valla biber de 2-3 tane kaldı şöyle. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi bu kadar oldu. İmkansız yetmez. Nailen iştem var, Serkan işte var, Ali var, kayınbabam var, Hasan var. Ondan sonra bir tane de biz yürük herhalde. İnşallah. Onlar doysun da biz burada yavan suvan bir şeyler yedik. Bakalım. Şimdi bunu ben rondodan geçireceğim. Ondan sonra ben bunları yaptıktan sonra görüşeceğim dostlar. Çünkü şimdi bunun hırıltısı aşırı derecede çok. Şeyde çıkaracağım bunu. Başlayabilirmiş. O da burada. Bir de ben biber neydim toplayacağım hem de can dostlar. İnşallah videomun devamında yine görüşürüz sizlerle. Ben bunu birazcık çekeyim. Temiz bir leğenimi alayım. Tamam. Tamam. Burada tezimiz alıp takalım. Aslında bir tarafa takacaktım. Orada da benim telefonum şarjda. Tamam. Şunları da alalım şöyle. O zaman can dostlar videomuzun devamında yine görüşürüz. Evet can dostlar böreklik işi bitti. Şöyle saklama kabımın içine sucuk doğradım. Bunu Serkan işleme yapacağız. O böyleyi seviyor. Bunu az gibi görünebilir ama böyle yumruklaya yumruklaya bayağı çok döksem bayağı büyük bir porsiyon şey çıkar yani. Zaten böreklerimiz minimum boyda. Şöyle böreğimizi de poşete koydum. Ev çok yakın. Şöyle içine de kaşık koydum. Koyarken ellerle koymasına hani eller batmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi börekliğim de hazır. Çok güzel oldu. Gerçekten kokusunu yedim. Çok güzel. Baharatladım, tuzladım, yağladım. Şimdi bunları götürüyorum. Bir de yumurta alacağım. Yumurtalarda kaç tane alsam diye düşünmüyor değilim. Şimdi 3 tane cacıklı olsa. 1, 2, 3 tane. Bunları da farklı poşete koyacağım tabii ki de. Siz üçümüz durun. 1, 2 tane de. Bunda şey... Kayınbabam yumurtalı istiyor. 3 taneli. 3 yumurtalı olsun. Öyle sever o. Bu da tamam. Bir tane de sucuklu böreğimiz için gerekiyor. Tamam. Bana kalsa bir tane de çocuklarımı yaptıracaktım ama çekindim. Bayağı da çok oluyor gibi sanki. Çok kararsızım. Yine de bir tane de alayım. Hani şey ederse bakalım. Gerçekten Zilfi ablamgil de çok severim. Çok da yakınız. Ama yine de insana çekingenlik gelir gördünüz. Vallahi Allah da gayrı olmadı. Seni değiştireceğim. Şunu koyalım buraya. Şuradan sağlamını alalım. Yumurta azıcık çatladı. O akıtmaz hemen. Tamamdır. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Çok az hamurları kalmış. Bitiyormuş. Beni çağırdılar. Gidiyorum. Böreklerimizi yapıyor arkadaşlar. Şöyle sultuşum yapıyor. Ablalar da orada yapıyor. Orada gürlüş var. Burada Sadiye nenem var. Orada da Elmas abla var. Ekmek iyi oldu mu bu ekmekte? Bu sene herkesin ekmeği güzel oluyormuş. Öyle diyorlar. He. Annem gidiyor herkesinkine. Herkes kötü olan hiç denk gelmedi sen. Diyor. Nerede yoğurt durmuş ya burada mı? Yok, makineler var. Ha. Şöyle. Annem orada pişirecek arkadaşlar. Yağlamayın babanın sen. He babamın o. Öbürünü de çocuklar yesin deyince yemezler. Şöyle çekeyim. Maşallah bir torbayı yuttum. İyi maşallah. Saat kaçta başladınız ki? Kaçta ki?
5 geçtiydi. 5:30'a geldiydi. Ha. Sabah ezanından önce değil mi? Namazımızı kıldık, geldik. İyi. Vakit de bitmiş ama. Bundan kaç tane olacak? Onda bir tane olsun. 2 olur herhalde. Çok mu olmuş? Bir de oklanı. Yine de katın istersen. Ben mi? He. Unuttum oklanı o zaman. Ama bir acıcası o işi. Esam mı? Seninki değil, öbür şeyinki elimi acıştırdı. Ha, bizimkinin biberleri hiç acı değil bahçemizin, hayattaki bahçemizin. Şirinlikinden, Silva zabanını öldürmüş, hiç acısı yok. Silva verdi ya onu. Ama bunu ben robottan çekerken boğazımı yakar gibi oldu, yine de bilemedim. Var ya, az buçuk oluyor yine de. Öğlen olmuş hanım. Öğlen olmuş maşallah. He, oldu. Akşama da iki torba olur mu ki? Olmaz ne? Belki 5 tahta olursa yetişmez bence. Aşamada mı olur? 5 tahta olursa belki olur kız. Biz gördük ya bir de. Geçti de bizimki 2 torba gitti. Bizimki de car olduydu ama. Hep de neymiş? Hadi buradan sen. Bıraktı geldi. Yumur ekme gidiyor. Niye? Bu son mu bezi? Var mı daha börekmek? Bitti mi? Yok sen çekme. Şeyler çekiyorum. Ha. Börek yapıyorlar, ellerini çekiyorum bu taraftan. Başları açık, hiç o taraf çekmiyorum. Börek var mı? Bir de. Ne? Lilavacı neydin bunu? Çok olmuş ya. Onu da kendi şeylerine katıversinler dursun da. Şuraya katsın, sotuşa bir de. Böreğe katsın. Şuna katın benim, şu içe katın. Onu ben bastırarak yapa yapa doğradım. Belki dedim hani az gelirse. Öyle düşündüydüm. Ezan da okunuyor. Aziz Allah. Onlar da şey yapıyorlar. Ev sıvıyorlar. Bizim orayı. Düğüne gidecek saat 3'te. Şimdi oralar halledecekler. Ondan sonra o gidecek. He, Serkan işlem yapıyor. Nail'in işlem, Hasan, babam hepsi. Kargış gelmeden yapılsın dedik. Ne çok oldu. Bir sürü sos yersiniz. İçileri bilmeyeceğim. He. Şişirecek. Bir tane o bir tane daha olur da. Gidebilir miyim ben? Davide suyluk da var ya. Tamam. Yo ikisini bir katarlarsa bir olur. He anca olsun. Olur olur. Gülizar'ın elinde yaptık mı tamam. Bitti mi? Ekmek yapıyor. Yap sen ekmek yap teyze. Hadi yap bakalım bir de ekmek çekeyim şöyle. Sadiye nene de pek güzel ekmek yapar. Yusuf gelme oraya. Yusuf gelme. Yusuf gelme. Öğrendim sesini. Hoca gitti ya. Kıra'yla yarara merkez yanı oldu. Nasıl çocuklara da ön oluyorlar. Kaan'ın okuttular. Kaç kere okudu yazdım. O da çok seviyor. Niye? Yok yok. Gezi gel. He şey var bir tane köyde. Amca var da. O da Kaan'a demiş. Sen küçücük şeyde neye okuyorsun da hiç yakışmıyor sana değil. Çocuğun pundunu kırmıyor. Halbuki hevesinden gidiyor. He. Camiden su okmasınlar. Camiden su okmasınlar. He, Kaan da demiş adama niye böyle yapıyormuş? Ben hevesinden geliyorum da niye kırıyorsun hevesimi demiş. Bence de. Değmesin. Niye çocukların kalbini kırıyorsun ki dedim. Niye öğrenilir zekat? Camiye gelip namaz kılmayanlar eleştiriyor. He vallahi. Halbuki ne var öğrensin. Onlar da hevesinden gidiyor çocuklar. Kaan okudukça ben video çektim. Hoşuma gittiğinden vallahi. İnce öyle dedikçe kalpleri kırılır. Camiden su okmasınlar. Okudum ben arıyordum nasıl yoktun kardeşim diye. Ona bir seviniyordu yazık. İyi okuyorum abla ben diye. Atın mı? Son böreğimizi pişiyor arkadaşlar. Silvar bu yaprağın şey diyor tutuyor biliyor musun? Bu da ceviz yaprağı. Bu da yakılıyor altına kuruyunca. Pembemizin kapağı bir de. Şu saklama kapımızın kapağı. O da elma saplan dizinin altında yer al. Pembe görünüyor o tarafta. He. At elma saplan. Tamam.
Tamam Sultuşum. Barıncı salar mı onlar beni? Yo ama hiç korunmuyordu şadaş bir şey. Dur bakayım bir ekmek git. Şeydincim buraya toplasın da. Korkusam önce. Doldurun mu? Yok. Bunu... Sana azıcık tepsim yiyorum Amine'yle. Tüter misin de? He canım oğlum. Bakmasın. Keşke tepsi geldi. He hiç aklıma gelmedi. Buna karıştırdım üst üste koyayım da öyle götürürüm. Söyleyene koyayım da götürürüm. He ondan sonra da ben getiririm. Tamam. Bir getiririm. Bir de kaldı. Hoş. Gel. Buna pasta serin. Şu alttakini alıveririk öyle istesen. Dur. Kasteler. Senin koyun masaklar. He. Gayrı kasteler bulunmuyor. Yine de bak sizde var. Kasteler sürekli olur. Bunun diye kasteler. Ha iyi. Ama böyle şey lazım oluyor. He. Ekmek yiyecek mi? Ben koyarım lütfen. Şöyle düzüm. Aman sıcak ya. Şöyle koyayım. Tamam. Tamam bir onu da alın. Şunu öyle çektin mi buna yine koyarsınız. Kızlar ellerinize kollarınıza sağlık. Hadi kolay gelsin size. Allah razı olsun. Şunlarımızı da alın. Böreklerimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir de ayran yaptım. Şimdi bunu şöyle dolduracağım bardaklarımıza. Anne! Anne! Ne diyorsun bana? Bir şey demiyorum anne. Taş çektim ben. Vay adamsın sen. Sen gari eve neyim girme. Bak hani atlet dışarıda. Abo bugün çalış da akşam duş aldırırım seni bir tertemiz. Anne bak bak. Nusun? Şarkı çalıyoruz bak gelin insanlar beni ya. Şurada şarkı çalıyorum ya. Allah iyiliğin versin anneciğim senin. Bak. Kan durutmuyor bunu vallaha. Dayım dedi. Dayın içeride. Filiz ablamla konuşuyorlar. Baba. Şöyle ayranımız çok güzel oldu. Buraya burada minister sufrayı orada anlar var. Ustalar da geldi arkadaşlar şöyle. Baba. Bak bak. Selamünaleyküm. Acıktım. İki traktör kumu vurduk duvara. İçine mayonez ve çikolata attık. Anne. Annem. Şunu çıkmıyor. Bilmiyorum annem ben görmedim. Ortaya atıyorsun sen ama. Yumurta versene. Onun ikisi de yumurtalı baba. İcik böyle de ver oradan. Arılar geliyor diye eve kurdum arkadaşlar sufrayı. 8-10 metre yapıyorum. Organik ayranlarımızı da doldurdum. Burada da var. Şimdiden geliyor kapının altından. Her yer arı. Dertleri ne bilmem bu kadar. İyi annem. Ya sufranın içine girer misin annem? Sufranın içine gir. Hadi otur. Girer o. Bak çekildi lan benim yerimde. Öyle değil mi annem? Otur. Eski kimileri, demirleri topladım. He, ne tür bir iş görüyor. Beton kontak kurdu babam, bürüp evet. Betonlara. O ne ya ki? Ha, o mavi yaptı. He. O ne işe yarıyor? Betonun yüzünü tırtıklı yapıyor, sıvada tutsun diye. Yoksa düşüyor mu? Onun kuvasını da yıkadım, tertemiz nasıl yolduk kapaklayacağız. Ona süt koyacağım, ineklerin sütünü. Baba! Babam 5-6 alsın. Ondan mı? Pahalıdır o. Kaç lira? 280 mi? 300 mü? Bana. 250. Görüyor musun? O zaman bizlere afiyet olsun. Videomuzun devamında yine görüşürüz.